Merhabalar. CHP'nin gündeminde tüzük kurultayı var. Günlerdir tüzük komisyonu toplantı üstüne toplantı yapıyor. Son toplantı 5 Eylül'de gerçekleşecek ve şu anda ortada bir ham taslak var. O ham taslak partinin hem yetkili kurullarına hem de eski genel başkanlarına sunuluyor. Onların önerileri ve değişiklik talepleri dikkate alınmak üzere kendilerinin onayına sunuluyor. Son şekli dediğim gibi 5 Eylül'de verilecek ve kurultayın onayına sunulacak. Yapılacak değişiklikler neler? Bu yapılması gereken değişiklikler mi? Ve partililer bu konuda ne düşünüyor? Konuğumuz CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı ile taslağı ham haliyle enine boyuna konuşacağız. Aynı zamanda örgütlerden sorumlu eski genel başkan yardımcısı evet. sıfatıyla da soracağım ben size. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir ham taslak dedik. Ham taslak da az çok şekillendi ama son şeklini de almadı. Bu haliyle de herkesin görüşüne sunuldu. Siz nasıl buldunuz taslağı? Ben hani nasıl buldum derken nasıl baktım da nasıl buldum? Peki. İsterseniz onu tarif edeyim. Ben şu gözlükle baktım. Sayın Genel Başkan'ın Özgür Özel'in kurultay öncesi adaylık sırasında sonra kurultay sırasında kurultay konuşmasında İki uzun konuşması var. Aslında bu konular açıklık getiriyor. Bir diğeri de adaylıktan sonra yayınlamış olduğu bir broşür vardı. O broşürün içinde de hani neler yapmayı planladığına dair bir broşür. Onun içinde de aslında satır başları vardı. Dolayısıyla ben şu çerçeveden baktım. Yani daha önce ifade edilenlerle bugün önümüze gelen taslak arasında küçük farklılıklar olabilir. Bazıları olur, bazıları olmaz. %100 olamayabilir. Ama ana çerçeve açısından sıkıntı var mı diye baktım. Sıkıntı, benim gördüğüm sıkıntı şu. En temel vaatlerden bir tanesi amasız fakatsız ön seçim yapacağız. İdi. Kendi sözleriyle de ifade ederim Sayın Genel Başkanım ama yani bu daha doğru bir tabir. Yani hiçbir şekilde ya öyle oldu, bunun için yapamadık, böyle oldu, şöyle sıkıntılarımız var, bunları demeyeceğiz. Taslak ön seçim getirmiyor. Taslak parti örgüt denetiminde ön seçimden bahsediyor. Örgüt denetiminde ön seçim bir Cumhuriyet Halk Partisi lügatı vardır. Yani biz meseleyi nasıl anlarız? Cumhuriyet Halk Partisi lügatında örgüt denetiminde ön seçim diye bir kavram yoktur. O kavram eğilim yoklamasıdır. Yani parti üyelerine sorarsınız ya da parti delegesine sorarsınız. Ama ön seçim dediğiniz zaman kastettiğiniz şey siyasi partiler yasasında tanımlanmış olan ön seçimdir. O da hakim denetiminde yine bütün üyelerin oy kullandığı, orada sayıldığı ve sonucun orada ilan edildiği yöntemdir ki bu 2015 yılında yapıldı. Ben de İstanbul İl Başkanı'ydım. Ayrıldım ön seçime girmek için. Ön seçime girdim ve işte İstanbul 1. bölgeden milletvekili oldum ön seçim sayesinde. Başka arkadaşlarımız da oldu. O zamana kadar da bu kadar yaygın bir şekilde yapılmış bir şey değildi. Dolayısıyla buradan baktığımızda taslakta var olanla aslında olması gereken arasında büyük bir şey görünüyor. Makas açıklığı görünüyor. Bir diğeri dönem kuralından bahsedildi. Dönem kuralı olması gereken bir şey gerçekten de. Yani bahsedilmiş olması da doğruydu. Doğru bir şekilde tüzüğe konması da doğru olur. Fakat tüzükte tanımlanan dönem kuralı bugünden itibaren başlıyor birincisi. Yani tüzük geçmişi kabul içermiyor. Edildiği gün itibariyle başlıyor. Geçmişi içermiyor. Bence geçmişi içermesine fayda var. İkincisi 15 yıl gibi bir yani 3 dönem sınırı konmuş. Ama 3 dönem sınırı işte şu anda biliyorsunuz meclis 5 yıllığına seçiliyor. 5 yıl sürmeyebiliyor ama 5 yıllığına seçiliyor. Dolayısıyla 3 kez milletvekili olsa zaten bu 15 yıl demek. Dolayısıyla 15 yıl üzerinden bakalım. Buna gibi bir mantıkla yapılmış. Burada doğru olanı ön seçim maddesiyle beraber bunu konumlandırırsak partide ön seçime esas alırsınız. Üye yapısında sıkıntı olabilir. Parti örgütleri buna yeterince hazır olmayabilir. Biz sonuçta yarın genel seçime gitmiyoruz. Biz yasal olarak 2028'de muhtemelen daha evvel bir seçime gideceğiz. Dolayısıyla önümüzde birkaç yıllık bir hazırlık aşaması var. Eğer bu konudan kaynaklanan bazı sıkıntılar varsa o sıkıntılar çözmek için uygun vakit var. Dolayısıyla ön seçim esas alırsınız. Dersiniz ki ön seçimden bir kişi 3 kere de gelebilir, 4 kere de gelebilir. Çünkü esas olan şeyimiz bu. Ve üyenin onayıyla geliyor. Ama atama tarafına şey koymak lazım. Kural koymak lazım, sınır koymak lazım.
Orada da örneğin bir yıl bir kez kontenjan dediğim şey. Evet. Yani kontenjandan bir arkadaşımız milletvekili oldu. Partinin ihtiyacı vardı. Sayın Genel Başkan bunu uygun gördü. Evet. Bu arkadaşımız 5 yıl görev yaptıktan sonra zaten daha önceden partiye dair bir şey yoksa, yakınlığı yoksa, partinin içinden gelmiyorsa dahi o 5 yıl hem kendisini topluma tanıtma açısından, hem kendi seçim çevresine tanıtma açısından, hem de parti örgütüyle iç içe geçmesi açısından önemli bir zaman. Dolayısıyla ikinci dönemde pekala o arkadaşımıza, o arkadaşlarımıza siz ön seçimle devam edin denebilir. Bir dönem olmadı. 2 dönem olur ama 15 yıl kuralını koyarsanız bu 15 yıl kuralını şu şekilde delmek mümkün. Bu dönem İstanbul 1. bölgeden olursunuz. Bir sonraki dönem Mersin'den olursunuz. Dolayısıyla Mersin'de 15 yıllık süreç tekrar başlar. Ya da 3 dönem yapar arkadaşımız. Sonra ön seçime girer. Bir dönem ara verir. Gelip çıkamadı. Ön seçimden milletvekili olamadı. Bir dönem ara verir, sonra devam ettirmiş olursunuz. Bunlara gerek yok. Bunları daha net tanımlamak mümkün. Çünkü şu tartışmanın artık Cumhuriyet Halk Partisi gündeminden kalkması lazım. Sürekli bir tüzük tartışmasının oluyor olması hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç kamuoyunu yoruyor, hem de dışarıdaki vatandaş aslında ya bu tüzük neyi ilgilendiriyor? Hani benim hayatımda nereye dokunuyor? Bu CHP'liler niye bu kadar çok tartışıyor? Gibi bir soruyla muhatap oluyor. Biz 2018'de tüzük kurultayı yaptık. 2012'de tüzük kurultayı yaptık. Onları da soracağım zaten. Dolayısıyla her 6, şimdi 2024'teyiz, her 6 yılda bir tüzük kurultayı yapan, tüzük tartışan bir nokta olmayalım. Soğukkanlı konuşalım, olabildiğince geniş çeperle konuşalım. En çok kabul görmüş olan şeyleri yerleştirelim, o bir kurala dönüşsün. Parti yönetimleri değişebiliyor, bize genel başkanlar değişebiliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir özelliği var. Bu da iyi, olumlu bir özellik. Dolayısıyla yönetimler, genel başkanlar değişse de tüzüğün esaslarının devam edeceği bir şey ortaya çıksın, yöntem ortaya çıksın. Bu parti üyelerine de partinin dışında olup üye olmayan ama Cumhuriyet Halk Partisi'de siyaset yapmak isteyen kesimlere de bir öngörülebilirlik gelir. Hayatını ona göre düzenler, çalışmalarını oraya göre odaklar. Dolayısıyla daha fazla arkadaşın, daha fazla siyaset yapmak isteyen yine aktörün siyasete girmesini ve siyasette tanınmasını, öne çıkmasını sağlar. Bu bize ne kadar? Toplumda yeşeren yeni fikirlerin Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde vücut bulmasını, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde kendisini ifade edecek bir alan bulmasını sağlar ki o da Cumhuriyet Halk Partisi neden 100 yıldır yaşıyor sorusunu birkaç yüzyıl daha yaşayan bir parti haline getirir. Güçlü bir parti haline getirir. Peki ben bu noktada şunu soracağım size. Siz şu ana kadar söylediklerinizi parti yönetimiyle paylaştınız mı şu hazırlık aşamasındayken, yoksa tüzük kurultayında çıkıp bir konuşmayla mı bu söylediklerinizi duyurmayı planlıyorsunuz? Şöyle, ben daha önce örgütten sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde bulunduğum için şu andaki örgütten sorumlu genel başkan yardımcımız Ensar Bey ve Gül Çiftçi, kendisi hukuk işlerinden sorumlu. Bundan 2 ay önce daha önce bu görevleri yapan ve hala parti üyesi olan arkadaşları davet ettiler. Katılanlar oldu, katılamayanlar oldu. Bunları kısa bir değerlendirdik. Ama tabii oradaki değerlendirme hani kendi görüşlerinizi ifade ediyorsunuz. Esas olan şey, yani taslağı hazırlayacak olan yapı tüzük komisyonu. Tüzük komisyonu birkaç kez bir araya geldi. Görüştü kendi içinde. Ortaya bir taslak çıktı. İşte bugün hem parti meclis üyeleri bu konu üzerinde görüşecekler genel merkezde, hem de parlamento grubu bir kapalı grup toplantısı yapıp görüşecek. Bunlar iyi şeyler. Bunların olması gerekir. Oralarda da bu görüşlerimizi daha açık bir şekilde ifade etme imkanına sahip olacağız. Çok güzel. Dolayısıyla bu tartışılıyor. Zaten adı üzerinde ham bir taslak. Son şekli verilmiş değil. Bunlarda değişiklik olabilir. Ben bu noktada size şunu sormak istiyorum. Şimdi siz örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı da yaptınız. Sizin de söylediğiniz gibi en son 2018'de bir tüzük kurultayı yapıldı. O zaman bu maddeler neden hiç gelmedi gündeme ve niye değiştirilmedi? Şimdi, böyle bir ihtiyaç mı yoktu? 2018 yılında ben genel başkan yardımcısı değildim. Ben yine milletvekiliydim. Ama partideydiniz nihayetinden. Süreci biliyorsunuz. Tabii partideydim. Aradaki dönemde genel başkan yardımcılığı yaptım. Yine şimdi aynı konumdayım. Yine milletvekiliyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanıyken mesela biz şöyle bir şey yaptık. O zaman yerel yönetimlerden sorumlu arkadaşımız Sayın Gökhan Günaydın'dı. Genel başkan yardımcısıydı. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili olan belediyelerin belediye meclis üyelerini belirlerken eylem yoklaması yaptık. Fermuar sistemiyle. Türkiye'nin başka yerlerinde olmadı.
İstanbul'da böyle bir ihtiyaç vardı. Böyle bir ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Onlar da şey gösterdi. Doğru olduğunu düşündüler. Dolayısıyla belediye meclis üyelerinin, yani 2014'te seçilecek olan belediye meclis üyelerinin 2019'a kadar görev yapacak olan bir kısmı şeyle geldi. Eğilim yoklamasıyla geldi. Yani parti üyelerinin sözüyle geldi. Şimdi bunu genişletmek mümkün mü? Mümkün. Aradaki dönem, yani 2019 yerel seçimleri ve 2023 genel seçimlerine giden süreç, Türkiye tarihinde bizim daha önce tanık olmadığımız derece yaygın ittifakların yapıldığı bir dönem oldu. Hatırlayın, 2019 yerel seçimlerinde biz İYİ Parti ile birçok ilde bazı yerlere biz İYİ Parti'yi destekledik, bazı yerlere İYİ Parti bizi destekledi ve olumlu sonuçlar aldık. Böyle bir ortamda sizin yaygın bir ön seçim yapma şansınız yok. 2023 çok daha geniş bir manzaraydı. Bir altılı masa kuruldu. O partilerin birçoğu parlamentoya taşındı ve birinci tercih Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmek değildi. Ama işte özellikle DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri kendi aralarında bir mutabakata varamayınca, bu da kamuoyunun gözünün önünde oldu. Dolayısıyla o partilerin Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçime girmesi söz konusu oldu. Böyle bir durumda da yaygın bir ön seçim yapma şansınız olmuyor. Fakat şu andaki durum şu. 2024 genel seçimlere giderken Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi partiyle ittifak yapmayacağını açıkladı. Bu bir siyasi tercihtir. İttifak yapmak da bir siyasi tercihtir. İttifak yapmamak da. Önemli olan sonuç almaktır. Dolayısıyla birisi doğrudur, öbürü yanlıştır anlamında söylemiyorum. Ve kendi adaylarını belirledi. Siz kendi adaylarınızı belirliyorsanız, yani bir parti o kendi adaylarını belirleyerek bir seçime gidiyorsa, çok daha rahat iç mekanizmaları çalıştırma imkanına sahip olursunuz. 2024 seçimlerinde kendi adaylarını belirledi ve ittifak olmadı. En son dün Sayın Genel Başkan'ın yapmış olduğu bir konuşmada ifade ediyor. Diyor ki önümüzdeki seçimlerde de biz ittifak, tüzükteki ittifak maddesini kaldıracağız diyor. Çünkü tüzükte şöyle bir madde var. Eğer ittifak içine giriyorsa Cumhuriyet Halk Partisi, o zaman ön seçim gibi diğer şeyler uygulanamaz. Uygulanamayabilir. Bu tahmin edilmiş bunun bir sıkıntı yaratacağı. Eğer ittifak olmayacaksa Cumhurbaşkanlığı seçiminde ya da milletvekilliği seçiminde, şimdi bu iç mekanizmaları uygulamak çok daha kolaylaşacak. Onun için bugün bu konu iki nedenden dolayı çok yaygın tartışılıyor. Bir, bu işin bir geleneksel tarafı vardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ama Sayın Genel Başkan bunu çok güçlü bir şekilde ifade etti. Ondan dolayı yaygın bir şekilde tartışılıyor. İki, önümüzdeki dönem bir ittifak dönemi olmayacak. Parti yetkililerinin ağzından ifade ediliyor. Bir şey de ben ekleyeyim. Biz yakın zamanda bir kurultay yaşadık. Ve bu kurultayda çok başa baş bir yarış oldu. Yani Sayın Özgür Özel ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasında çok başa baş bir yarış oldu. Bu yarışın içinde hala kendisini biraz kenarda kalmış, ötekileşmiş hisseden arkadaşlarımız varsa, partiyi bir arada tutmak için, bir araya getirmek için, barışı ve huzuru tesis etmek için çok ideal bir yöntemdir ön seçim. Emin misiniz bundan? Geleceğim çünkü buna. Sorun, sonra da bir peki, tekrar. Şöyle, ön seçimi şimdi savunuyorsunuz ama şöyle bir yanı yok mu? Eleştiriler üzerinden ilerleyeceğim. Gerek ön seçim yapılması, gerek 3-4 işte dönem sınırı getirilmesinin aslında altında dışarıdan bakınca görüneni söylüyorum. CHP'nin üye yapısı var. Zaten üyeliklerle ilgili de bir düzenleme öngörüyor ham tasarruğa bakıldığı zaman. Nedir o? Atıl bir üyelik sistemi var. Bunlar aktif olmayan, ölü bir sistem var. Sizin üzerinizden örnek vereyim ki kimseyi töhmet altında bırakmayalım. Diyelim ki Oğuzkan Salıcı'yı oy vermek üzere her seçim sandık başına gidiyorlar. Sonra buharlaşıyorlar. Bir sonraki seçime kadar bunlardan haber alınamıyor. En son zaten genel seçimlerde de gördük. Pek çok sandıklar boş kaldı. O sandıkların başında gidip görev almıyorlar. Partinin içinde aktif görülmüyorlar. Bu eleştiriler tabii. Bunu elbette siz çok daha iyi biliyorsunuz. Ben dışarıdan söylüyorum. Şimdi bu üyelik sistemiyle gittiğiniz zaman bir ön seçim yapıldığında grup halinde Oğuzkan Salıcı'ya destek verecek olan bu ölü kesim sandık başına gidip yeniden yine Oğuzkan Salıcı'yı seçecek. Dolayısıyla bu kendi içinde bir kısır döngüye dönüşüyor. Oğuzkan Salıcı her koşulda ön seçimden birinci çıkıyor. Oğuzkan Salıcı 3 değil 5 dönemde milletvekilliği yapabiliyor. Bir zincirleme etki değil ama bu partinin genel başarısına bir katkı sunmuyor.
Geneldeki başarısı bir katkı sunmuyor. O sadece o değil. Ya, darlaşmış bir yapı sunmaz. Geriden gelenlerin önünü de tıkıyor. Doğru, aynı zamanda. Aynı zamanda tabii. Öyle de bir şey var. Genç nesil ki şu anda aktif genç nesil sadece CHP için değil, tüm siyasi partiler için hayati önemde bence. Hem düşünce yapılarıyla, hem enerjileriyle, hem farklı bakış açılarıyla birbirine entegre edilmesi gereken bir ya da sisteme dahil edilmesi gereken genç bir kuşak var. Bütün bunların önüne geçen bir zincirleme yapı var. Yani ön seçim, dönem sınırı ve üyelik yapısı birbirinden beslenen ya da birbirini aşağı çeken bir yapı değil mi? Şimdi ben uzun zaman örgütten sorumlu olduğum için bu söylediğiniz şeylerin bir kısmını ben yaşadım zaten. Şüphesiz. Şimdi burada ana noktamız şu. Ön seçim her şeye kadirdir. Ön seçimden yanlış bir sonuç çıkmaz ve partiyi tek başına en tepelere taşır. Hiçbir sıkıntısı yoktur diyemeyiz. Diğer yöntemlerde diyebilir miyiz? Diğer yöntemlerde de diyemeyiz. Yani eğilim yoklaması dediğimiz yöntemde de, doğrudan merkez ataması yapılan yöntemlerde de. Hepsinde bir şey olabilir. Bir doğru olmayan kararlar verilebilir. Hı hı. 2015 yılında ben ön seçime girdiğimde ben İstanbul Anadolu yakası, yani birinci seçim bölgesinden girdim. Türkiye'de en çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesinin olduğu seçim bölgesidir. O gün itibariyle 95 bin üye vardı. 95 bin üyenin yarısı geldi, ön seçimde oy kullandı. Şimdi kabaca 50 bin diye. 50 bin kişinin oy kullandığı bir yerde, böyle az önce bahsetmiş olduğunuz küçük hesaplar üzerinden ya da üye yapısını darlaştırayım, onlar bana oy versin üzerinden bir şey yapma şansınız olmaz. Ama her yer 50 bin üyeli büyük seçim bölgesi değil. Daha küçük seçim bölgeleri de var. Az önce onun için söyledim. Eğer üye yapısıyla ilgili sıkıntılar görülüyor ise, üye yapısına niye dokunmuyoruz? Dokunuluyor gibi görünüyor aslında. Tam değil ama hani gerekiyorsa onu da konuşuruz. Üye yapısına dokunalım. Çünkü biz seçim, önümüzdeki hafta genel seçim yapmayacağız. Hani önümüzde bunları düzeltmek için şey var. Bir zaman var. Artı şu anda partide yönetimde olan arkadaşlarımız, geçmişte o süreçlerden geçmiş olan arkadaşlarımız, yani deneyimli arkadaşlarımız, o süreçleri görmüş olan arkadaşlarımız, gördükleri şuradan belli. Sayın Genel Başkanımızın bir cümlesi var. Tam bu konuyla ilgili isterseniz söyleyeyim. Buyurun. Partimizde karar alma ve aday belirleme süreçleri tamamen, neredeyse tamamen merkezileşmiş. Üye ve örgüt yapısının sağlıksız olduğu iddia edilerek, sizin bahsettiğiniz konu, ön seçim terk edilmiş. Biz burayı düzelteceğiz ve ön seçim yapacağız diyor. Yani bu sıkıntılar var. Hı hı. Bu sıkıntıları Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kişi görmüyor, birçok kişi görüyor. Bu sıkıntıları aşacak öneriler geldiği zaman da bu önerilere sıcak yaklaşılır. Hani onun için diyorum, soğukkanlı bir tüzük değişikliği yapılsın. Şunu yapmayalım. Yani biz kendi küçük iktidarlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde var etme çabası içinde bir iş yapmayalım. Ya da pekiştirme. Ya da pekiştirme. Ben 5 dönem milletvekili yapsam da olur, 15 dönem milletvekili yapsam da olur. Yani 15 dönem milletvekili kimse yapmasın zaten de. Önemli olan bizim vermiş olduğumuz siyasi mücadele. Benim vekil olmam bir mücadelenin sonucudur. Bu arada siz yeni kaçıncı şey döneminizdesiniz? Şimdi mesela benim durumum ilginç yine şeye göre. Ben 4. dönemimdeyim. 9. yılımdayım. Evet. 3 dönem 15 yıl. Verdiğiniz için. Yok, ara vermedim. 25. dönem 6 ay sürdü. 26. dönem 2 yıl sürdü gibi. Yani 15 yıla tamamlamanız gerekiyor yani. Hayır, bence yeni 15 yıla tamamlanmasın hatta. Yani niye tamamlansın ki? Dönem tanımı üzerinden gidiyorsun diyorsunuz. Yani 4 dönem gitsen bundan sonraki şeyde milletvekili olmak istiyorsan eğer tekrar git ön seçime gir. Ön seçimden geliyorsan gel, gelmiyorsan başka bir arkadaşımız gelsin. Şimdi bir yandan da kadrolarda... Şöyle, zaten öyle diyor anladığım kadarıyla, ama siz 15 yıla tamamlamadan dönem üzerinden bu yöntem, bunu yapsınlar. Bu yöntemle diyorsun, söylenen mi? Amaç tam örtüşmüş olmuyor. Anladım. Eleştirim o yani. Anladım. Peki şimdi tüzük kurultayında siz bir konuşma planlıyor musunuz? Tabii yaparım. Yani şimdi size konuşuyorum. Kurultayda delege arkadaşlarıma niye konuşmayayım? Değil mi? Hatta evet. Onlara daha açık konuşmamız gerekir. Yani kamuoyu önünde konuşurken doğal olarak partiyi koruyan bir refleksle konuşmamız gerekir, ama kurultay delegesi arkadaşlarımıza konuşurken partide neyin olması gerektiğini ve neyin daha doğru olduğunu
kendi görüşlerimizi paylaşacağız. Bütün arkadaşlarımızla konuşacaktır bence. Peki bu ham halinden esnemeler olur, dönüşürse nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Yani oy genel bir mutabakat sağlanacak gibi mi tüzük kurultayında? Şundan dolayı söylüyorum, çeşitli şeylerde hani sanki özellikle iktidar medyasında sanki CHP birbirine girecek bunun üzerinden bir kavga gibi yansıtılan şeyler var. O içerideki havayı da alabilir miyiz sizden? Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi kendi gündemine hakimdir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bazı kalemiş oralarının yazacakları şeye göre siyaset tayin etmez. Onlara kalsa Cumhuriyet Halk Partisi zaten 50 parça. Ama o 50 parça dedikleri yapı 2023 genel seçimleri, yerel seçimlerinde de 2024 yerel seçimlerinde, 2019 yerel seçimlerinde de onları gömdü. Şimdi dolayısıyla onlar şöyle bir bakış açısı, oraya bir cümle söyleyeyim içimde kalmasın. Kendilerinin artık bir şey yapamayacağını gördükleri için, Türkiye'ye bir şey veremeyeceklerini gördükleri için siyasi taktik gereği karşılarındaki siyasi partiyi, en güçlü siyasi partiyi, ana muhalefet partisini iç karışıklıklara, iç karışıklıkları varmış ya da olsa çok iyi olurmuş gibi bir şey kullanıyorlar, bir dil kullanıyorlar. Ben onları anlıyorum ama korkunun ecele faydası yok. Sonuçta biz konuşan bir partiyiz. Biz kendi içimizde bunları konuşuruz, tartışırız ama Cumhuriyet Halk Partililiğimizden de zerre taviz vermeden bunu yaparız. Burada önemli olan şey şu, ben böyle doğru olduğunu düşünüyorum. Başka bir arkadaşımız başka şekilde doğru olduğunu düşünüyor. Başka bir arkadaşımız başka ifadelerde bulunuyor. Peki biz bunu nasıl bir araya getireceğiz? Şimdi dün kurulmuş bir siyasi parti değiliz ki. Partinin kurulları var. Orada konuşulacak, tartışılacak. Eğer şu andaki taslak bu haliyle geçerse ben partiye hizmet etmeyeceği kanaatindeyim. Ama bu taslakta sonuçta adı taslak. Üzerinde çalışmalar olacak. Bu taslak genel başkanımızın kurultayda yapmış olduğu konuşmayla ne kadar uyumlu hale getirilirse o kadar doğru olacak. Biz aslında şunu söylüyoruz. Sayın Genel Başkanım, söylediklerinizi yapın, bir sefere destek olun. Yapın. Yani bunlar partinin çıkarına olan şeyler. Lütfen yapın, biz de size destek olalım. Biz dediğiniz kim? Delegasyon. Yani bütün delegasyon aynı görüşte mi? Hayır, bütün delegasyon aynı görüşte olamaz doğal olarak. Şunun için siz biz dediğiniz kim dedim. Az önce siz de ifade ettiniz ya, kendini yeni genel başkanlık seçiminden, son kurultaydan sonra ötekileştirilmiş hisseden. Ben öyle hissetmiyorum. Ama varsa böyle hisseden arkadaşlarımız. Yani biz dediğiniz onlar değil o zaman. Hayır değil. Ama şöyle söyleyeyim, hani izleyicilerimiz açısından daha rahat anlaşılsın diye ben sayın son kurultayda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledim. Sayın Özgür Özel'i desteklemedim. Sayın Özgür Özel'i destekleyen arkadaşlarımız var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen arkadaşlarımız var. Çok normal. Yarışlı bir kurultayda. Olur. Şimdi Sayın Özgür Özel'i destekleyenler arasında bizi parti içi muhalefet gibi görmek isteyenler olabilir ya da görenler olabilir. Parti içi muhalefet diye görüyorlarsa dahi parti içi muhalefetten açık çek. Söz verdiklerinizi yapın, destek olun. Böyle anlamak lazım. Anladım, anladım. Yani biz derken 5 kişi adına, 25 kişi adına falan konuşuyor değilim. Ama eğer böyle bir algı varsa bu algıyı doğru yere yöneltmek için söylüyorum. Söylediklerinizi yapın derken en başta söylediğiniz Özgür Özel'in... Yani ön seçimle ilgili, dönem kuralı ile ilgili ya da partinin daha demokratikleşmesiyle ilgili... başka maddeler de var, onları da sayabilirim ama hani çok detaylandırmak şey değil. Çok detaylandırmak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamayabiliyor bazen. Bu noktalar üzerinde mutabakat sağlayalım. Bu şekilde yürüsün ve bu iş bu partiyi hem tartışmasız bir noktaya taşır, hem Adalet ve Kalkınma Partililerin o uzaktan bekleyip ellerini ovuşturup inşallah bir şeyler çıkar buradan diye düşündükleri senaryoyu ortadan kaldırır, hem de partinin önümüzdeki dönemine daha böyle istikrarlı bir yürüyüş ortaya koyar. Şimdi böyle bir tabloyu yerine getirmiş bir genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi tartışma dışı bir genel başkan olur. Yapalım bunu. Anladım. Hep beraber yapalım. Peki ben şunu söyleyeceğim. Şimdi benim hafta sonu yazdığım bir yazı vardı. Siz de okudunuz, söylediniz. Orada da belirttiğim gibi şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geldiği dönemde ki eleştirileri orada sıralamıştım ki bunu 10 yıl önce yazdığım bir yazıdan alarak yaptım. Hani o dönemde bunlar konuşulmuş. Aradan bunca zaman geçmiş. Yine hala aynı şeyleri konuşuyor CHP. Yine aynı şekilde yeni gelen yönetime eski yönetimin bir direnci söz konusu. Bu önceki yıllarda da ya da önceki değişikliklerde de hep böyle olmuş. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kendisi geldi, partinin başına geldiği dönemden bugüne
bu değişiklikleri kadrosuyla birlikte neden hayata geçirmedi sizin önerdiklerinizi? Şöyle söyleyeyim. 2015 yılında yaygın bir ön seçim oldu dedim ya, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde oldu. Ben de milletvekili oldum. İşte il başkanıydım, milletvekili oldum. Şimdi bunu yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Mevcut tüzükle de yapabilirsiniz. Ama ifade edilen şey şuydu. Mevcut tüzükte kaçamak noktaları var. O kaçamak noktalarını kapatalım. Bunu ana kural haline getirelim. Ben diyorum ki evet, getirelim. Türkiye'nin her yerinde ön seçim uygulamak mümkün mü? Mümkün. Niye mümkün olmasın? Hani çünkü irili ufaklı yapılar var. CHP'nin güçlü olduğu olmadığı yerler detaya var. Detaya girmeden anlatmaya çalışıyorum. Detaya girdiğiniz zaman bunu yapmak mümkün. Yani örneğin tüzükte diyor ki son genel seçimlerde %10'dan daha düşük oy alınan yerlerde ön seçim yapılmaz diyor. Bu anlamlı bir maddedir. %10 anlamlı mıdır? %7 mi doğrusudur? O tartışılır ama bu anlamlı bir maddedir. Siz zayıf olduğunuz, çok oy alamadığınızı düşündüğünüz bir yerde, tarihsel olarak da böyle bir durum söz konusuysa, siz ön seçim yaparak en doğru adayı belirleyemeyebiliriz. Burada başka bir yöntem uygulamak istiyoruz derseniz buna kimse itiraz etmez. Ama siz Adana'da, Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Kocaeli'nde, Konya'da, yani bunların hepsi büyük şehir. Yani 30 büyük şehrimiz var ya. Adalet ve Kalkınma Partisi büyük şehir statüsü sağladı illere. Bu 30 büyük şehirde üye sayısının da geniş olduğu, yaygın olduğu, partinin de birçoğunu yönettiği, artık yönettiği yerlerde ön seçim yapmıyorum çünkü derseniz o anlamlı bir şey olmaz. Anlamlı bir argüman olmaz. Yani kimse şöyle bakmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafi haritasını masaya koyalım ve hepsine aynı gömleği dikelim. Kimsenin böyle bir derdi yok. Bunun, yani realist olmak lazım. Bu doğru bir şey değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü, yaygın örgütünün olduğu, oyunun yükselttiği, birinci parti olduğu yerlerde biz ön seçimi yapmayacağız. Oralara, yani yapmayacağız değil, yapacağız ama oralara işte meslek kotası koyacağız. Oraya bölge kotası koyacağız. Yani ön seçimde kota koymuyorsunuz. Ön seçime bir sıralama çıkıyor. Ama eğilim yoklaması yaparsanız orada kota koyabilirsiniz. O da listeyi değiştireceğim demek. Çıkan listeyi değiştireceğim demektir. Çıkan listeyi değiştirmeyin. Bu çünkü şey yaratıyor. Eğilim yoklaması yapmaya neden şey yapıyorsunuz? Eğilim yoklamasıyla ön seçim arasındaki temel fark şudur. Bir tanesinde az önce söylediğim gibi üyeler oy kullanır. Sayılır. Kim birinci oldu, kim 15. oldu, orada ilan edilir. Ve bu hakim denetimde yapılır. Eğilim yoklamasında partinin denetiminde yapılır. Partinin denetiminde siz bir liste çıkarırsınız. Ama burada işte örneğin bir veterinerimiz eksik, buraya bir veteriner koymamız lazım derse genel merkez, oraya bir veteriner koyar. O liste değişir. Yani o listede o saatten sonra genel merkezin müdahale etkisi olur diyorsunuz. Kim kaçıncı sıraya gelir, kim kaçıncı sıraya gider, bunu bilme şansınız yok. Dolayısıyla doğru olanı hakim denetiminde ön seçimdir. Bu da siyasi olarak deklare edilir. İnsanlar bunu bilir. 2 sene önceden bunu bilir. 3 sene önceden bunu bilir. Sonra döner dersiniz ki kurallı bir ön seçim yapalım. Benim üzerine durduğum noktadan birisi de o. Sen aidatını ödememişsin. Partiye aidiyet bağıyla bağlıysan eğer, çok cüzi bir rakamdır o. Aidatını öde ve bir sonraki ön seçimde oy kullanma hakkına bu sayede sahip ol. Çok özür dilerim. Bu noktada deniyor ki seçim döneminde her kime oy verilecekse o kişi gelip ödenmeyen aidatları toptan kapatıyor. O mesele 10 sene önce kapandı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bunu söyleyen arkadaşlar son 10 senesini takip etmemişler. Artık cep telefonu faturası üzerine ödeme imkanınız var. Kredi kartı üzerine ödeme imkanınız var. Bu da Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi... İmkanınız var da ödemiyorlar ama. Hani. Hayır, ödemiyorsa oy kullanma hakkına sahip olmaz. Onu yapabiliriz diyorum. Yani bunlar çok kolaylaştırılmış yöntemler. Evet. Dolayısıyla bunu ilan ederiz. Deriz ki üye aidatını öde, yoksa önümüzdeki bir ön seçimde 2 sene sonra, 3 sene sonra ne zaman olacaksa oy kullanma hakkın olmaz. Ve bunu düzenli olarak öde. Aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyine katkısı olur. Siyasi mücadelesine ekonomik katkısı olur. Bunun yerine başka şeyler getirebilirsiniz. Yani oy kullanmayı çok zorlaştırmayan ama aidiyet bağını güçlendiren bazı maddeler de konabilir. Artı şunu yapabilirsiniz. Birçok arkadaşımız aday oluyor. İşte ben 2015'te aday olduğumda 200'e yakın arkadaşımız yarıştı. Bu 200'e yakın arkadaşlarımızın bütçeleri aynı değil. Bütçe konusunda bütçesi daha fazla olanın öne geçmesinden çok üyenin daha kolay tercih yapmasını sağlayabileceği kurallar koyarsınız. Parti içi kurallar koyarsınız. Bunlar illa siyasi partiler yasasında yazılmak zorunda değil. Ya da tüzüğe de yazılmak zorunda değil. Yönetmelikle bunları düzenlersiniz. Belli bir bütçe sınırı getirirsiniz.
çok az tanınan bir 20 yaşında bir genç arkadaşımızın, ama eğer siyaset kumaşı, siyasetçi kumaşı varsa, şeyse, iyi bir özgeçmişi varsa, kendisi bu konuda bir mücadele yürütüyorsa, onun da partide 10 yıldır, 20 yıldır siyaset yapan bir arkadaşımızla aynı görünürlük seviyesine gelmesine imkan sağlarsınız. Medya görünürlüğünü belli bir noktaya getirirsiniz. Yani bazı arkadaşlarımız medyada görünemediği zaman dezavantajlı duruma düşüyorlar. Dolayısıyla medya görünürlüğüyle ilgili bir sınırlama getirirsiniz gibi. Şimdi bunların hiçbirini yapmadan dönüp ön seçim sağlıklı sonuçlar vermiyor dersek, o zaman bahane buluyor durumda düşeriz. Bir, bunları yapma imkanımız var. Ve yönetmelik de yapma imkanımız var. Yani kurultaya falan da gerek yok. Bunları yapalım. Üyelikle ilgili gerekli şeyleri yapalım. Düzenlemeleri yapalım. Vaktimiz var. Önümüzdeki ilk genel seçime bunlar çok kolay yetişir. Yani bir ön seçime çok kolay yetişir. Ve bu tartışmayı kapatalım. Bir daha Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor? Bu tartışmalarla uğraşmayalım. Ön seçim, bilmeyenler için söyleyeyim, birçok insan bilmez. 1980'den önce bütün siyasi partiler için zorunluydu. MHP ön seçim yapıyordu. Adalet Partisi ön seçim yapıyordu. Sonraki yıllarda işte bu siyasi partiler yasası, 12 Eylülcülerin yapmış olduğu siyasi partiler yasası. Yasanın yarısı doğruysa geri kalan yarısında arızalar var. Şimdi biz kendimizi sadece siyasi partiler yasasıyla sınırlı tutmak, onunla bağlamak zorunda değiliz ki. İşte kamuoyunda bir tartışma var. Diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayını üyelerine sorup yapamaz mı? Yapar. Bazı arkadaşlar diyor ki siyasi partiler yasasına aykırı. Ya aykırı olabilir. Ama şöyle yapmak mümkün değil mi? Biz bir siyasi karar alırız. Eğilim yoklaması yaparız. Üyemize sorarız. Ahmet, Mehmet, o Ali, Veli neyse bir sıralama ortaya çıkar. Ayşe. O sıralamada birinci çıkan arkadaşı siyasi partiler yasasına göre karar vermesi gereken organ neresi? Parlamento grubu. Parlamento grubu deriz ki bizim üyelerimiz bu arkadaşımızı Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyor. Parlamento grubu ne diyecek? Ben üyeyi tanımam mı diyecek? Yasal gereklilik yerine geliyor mu? Geliyor. Siyasi katılım arttırılabiliyor mu? Arttırılabiliyor. Şimdi bunlara da açık olmak lazım. Bunu illa bu kurultayda yapalım ya da mutlaka böyle yapmamız lazım. En doğru sonuç bunu verir anlamda söylemiyorum. Ama siyasi partiler yasasını aşacak işler yapabilecek bir bakış açısıyla, daha geniş bir perspektifle bakalım. Ve her kurultay öncesi bu tartışmaların kişilerin kendi durdukları yere göre kendilerini daha avantajlı konumuna getireceğini düşündükleri maddeleri savunma ya da ona karşı çıkma geleneği ortadan kaldırın. Ben son soruyu kadınlara ayırdım. Şimdi kadınlarla ilgili de tüzükte değişiklikler öngörülüyor. Şöyle diyeceğim, hakikaten nedir bu kadınların bıyıklı siyasetten çektiği? Sadece ben bıyıksızım da. Yani siyasetin kendi bıyıklı. Anlıyorum. Evet. çok somut, sadece CHP'de değil, bu diğer partilerde de var ama CHP'deki beklenti de yüksek. CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kadın milletvekili sayısı da diğerlerinden daha düşük. Şimdi hep sözde kalan, verilmiş vaatler var, yıllardır verilen vaatler var. Kadınlar eşit temsil ediliyormuş gibi yansıtılarak listede yer veriliyor ama bir bakıyorsunuz hiçbiri seçilecek sıralardan listeye yerleştirilmiyor. Dolayısıyla listeye koydum mu koydum, sana şans verdim mi verdim ama kazanamadın noktasında eleniyorlardı. Ta ki bu son yerel seçimlere kadar. Yerel seçimlerde hakikaten biraz çehre değişti. Özellikle İzmir'de müthiş değişti. Daha fazla kadın belediye başkanı oldu. Kadın belediye başkanı büyük şehirlerde de oldu. Eskişehir artık bir kadın yönetiyor. Bu çok kıymetli, çok önemli. Tekirdağ, Bilecik, Afyon. Yani bunların her biri çok kıymetli. Aydın zaten vardı ama diğerlerinin her biri hakikaten önemli ki Afyon'u özellikle mesela CHP'li bir kadın belediye başkanını almış şaşırttı da. Yani pek çok noktada İzmir'de 9 kadın birden, İstanbul'da 3 kadın birden ve bu kadınlar çok karar mekanizmalarında ilk kez görünür oldular. Zaten vardılar. Hep oradaydılar ama ilk kez öne çıktılar. Evet. İlk kez öne çıktılar. Şimdi yeni tüzük ham taslağında görüyoruz ki mevcut %33'lük kota kademeli olarak %50'ye kadar artış öngörüyor önümüzdeki dönemde. Bu da son derece kıymetli görünüyor. Buna tutumunuz nedir? Şimdi ben bunu olumlu bulurum.
hani hem durduğumuz siyasi pozisyon açısından, ideolojik pozisyonumuz açısından olumlu bulurum. Hem de yani sonuçta bizim partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve kadın haklarını bu ülkeye getiren kişi de Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinde de siyaseten de destekleyen, oy veren kesimde de bu konuda ciddi bir duyarlılık var. Dolayısıyla ben bunun olumlu olduğunu düşünürüm. Ama üzerine birkaç şey koymak lazım. Sadece tüzükte yapılan bazı değişikliklerle ya da bazı kadın arkadaşlarımızın, sistemde var olan bazı arkadaşlarımızın daha görünür hale gelmesiyle meseleyi sınırlı tutmamak lazım. O arkadaşlarımızın başarılı olmasını da sağlamak lazım. Çünkü bazı kadın figürler öne çıkıp başarılı olduklarında o başka başarıların arkasından gelecek başka kadın arkadaşlarımızın başarılarının önünü açıcı bir iş yapıyor. Bazı kadın siyasetçiler öne çıkıp başarısız işler yaptıklarında, Tansu Çiller örneğinde olduğu gibi, o uzun zaman başka bir kadın arkadaşın tüm kadınlara mal ediliyor. Böyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi bu anlayışından döner mi? Dönmez. İdeolojik olarak da böyle bir bakış olduğu için dönmez. Ama öne çıkan kadın arkadaşlarımızın daha başarılı olmasını temin eder isek, sağlar isek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik çerçevesinden bakmayan, farklı çerçevelerden bakan insanların da desteğini kadın mücadelesine, kadınların siyasete daha ön plana çıkmasına kazanmış oluruz. Yani kadınlar seçimden seçime, hadi gelin bizim için çalışın denilen figürler olmaktan çıkarlar. Evet. Bu arada şunu söyleyerek ben de katkıda bulunayım size. Ben bu kadın belediye başkanlarını ilk günden itibaren yakından takip ediyorum. Benim gibi pek çok kadın kuruluş da takip ediyor. Ve hakikaten şimdiye kadar o şehirde yapılmayan pek çok şeyin yapılmaya başlandığını İşte bu görüyoruz. Çok kıymetli. Çok, bunun, evet. Bunun sizin benim gibi siyasetin içinde olan ya da yakın takip eden kesimlerin dışında siyasete sadece seçmen olarak oy veren kesimler tarafından görülmesini, kabul edilmesini sağlamak lazım ki işte o genel kabul ortaya çıksın. Ben şunu söyleyerek tamamlayayım. Mesela İstanbul'daki ilçelerde erkeklerin belediye başkanı olduğu ilçelerden daha henüz o yönde çok ses duymadım. Ama özellikle Bakırköy'den, Üsküdar'dan. Üsküdar ve Bakırköy depremle ilgili çalışmalarını çoktan başlattı bile. Hayata koydu yani. Şu anda çalışmalar yürüyor. Somut projelerle, büyükşehirde kabul ettirerek, o projelerini sunarak, hani hakikaten hani şey değil, ellerine cif alıp da şehri temizlemeye kalkmadılar. Hani kadın eli değsin gibi bir benim çok desteklemediğim bir ifade var. O değil. Gayet akılcı yöntemlerle, hazır projelerle, somut şeylerle ortaya çıkıp bunu da hayata geçiren adımlar atıyorlar ki bunlar çok kıymetli. Tabii ki önümüzde daha süreç çok. Biz de yakından izlemeye devam ediyor olacağız. Şimdi dönelim kurultayımıza. Dileriz ki bütün bu söylediklerinizin sizin de söylediğiniz gibi kendi içinde basına kapalı yapılacak bir toplantı var. Kendi içinizde bir noktaya getireceksiniz şüphesiz. Orada da son kararı yine verecek olan sizlersiniz. Ama söyledikleriniz çok kıymetliydi. Zaten orada da o kurultayda da parantezi genişleteceğim diyorsunuz. Çok teşekkürler teşekkür yayınımıza katıldığınız için. Evet efendim, Oğuzkan Salıcı'ydı yayın konuğumuz. 4-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan tüzük kurultayı öncesi ham tüzüğü konuştuk. Ortaya çıkan ham tüzüğün maddelerini olabildiğince masaya yatırmaya çalıştık. Hoşçakalın.